Karekök içinde 4x üzeri 4 eksi x bölü 2x kare artı 3'ün x negatif sonsuza yaklaşırkenki limitini bulmaya çalışacağız. Buna benzeyen rasyonel sayıların negatif ya da pozitif sonsuzdaki limitini bulmaya çalışırken pay ve paydadaki en yüksek dereceli terimi tespit edip payı ve paydayı bu en yüksek dereceli terime bölmemiz gerekir. Bunu yaptığımızda negatif ya da pozitif sonsuza giderken sıfıra yaklaşacak bazı sabit sayılar elde edeceğiz ve limiti bulmak daha kolay olacak. O halde payı ve paydayı x kareye bölmemiz lazım. Bunu da şöyle gösterelim. Çarpı 1 bölü x kare ve buraya da yine çarpı 1 bölü x kare. Şimdi bu noktada bir saniye paydadaki en yüksek dereceli terim x üzeri 4 ama biz x kareye bölüyoruz diye düşünüyor olabilirsiniz ama dikkat edin bu terim kökün altında. Yani bu terimi kökün altından çıkarmak için kare kökünü almamız gerektiği için bu terimi de ikinci dereceden bir terim olarak kabul edebiliriz. Evet en yüksek dereceli terimin ikinci dereceden bir terim olduğunu gördüğümüze göre kaldığımız yerden devam edip hem payı hem de paydayı x kareye bölelim. Evet, eşittir limit x negatif sonsuza giderken şöyle yazayım, 1 bölü x kare çarpı karekök içinde 4x üzeri 4 eksi x payda olanı yazdık. Bu da 1 bölü karekök içinde x üzeri 4 çarpı karekök içinde 4x üzeri 4 eksi x'e eşittir. Öyle değil mi? Bu da neye eşittir? karekök içinde 4x üzeri 4 eksi x bölü x üzeri 4. Eğer kafanız karıştıysa yaptığım şey şu, buradaki köklü ifadeyi bu kökün altına almak. Bunu yapınca da karekök içinde 4x üzeri 4 eksi x bölü x üzeri 4 elde ettim. Evet, bu da 4 eksi x üzeri x bölü 4, 1 bölü x üzeri 3 eder. Payda ise eğer 2x kareyi x kareye bölersek 2 eder. 3'ü x kareye bölersek de 3 bölü x kare olur. Ve sıra geldi x negatif sonsuza giderken bu ifadenin limitinin ne olacağı hakkında düşünmeye. Negatif sonsuza giderken bu sıfıra yaklaşır öyle değil mi? Yani biri giderek negatifleşen değerlere bölmek bu kesrin değerini sıfıra yaklaştırır öyle değil mi? Burada ise aynen yukarıda olduğu gibi değeri giderek artan bir paydaya bölmek bu kesrin değerini sıfıra yaklaştıracağı için bunun da sıfıra yaklaşacağını söyleyebiliriz. Böylece karekök içinde 4 bölü 2 elde ettik ve bu da 2 bölü 2'den 1'e eşittir. İşte bu kadar.